cennet dediğiniz insandır. Bunu hep dillerim. Muhammed de bilişi kotladı ve geçip geldi. O sahra biz, biz oyuz. Huzurlu bir dünya için burada. Biz de huzurlu bir kaynak kalem için buradayız. Düzen kurmaya çalışanların çokları buradalar. Hayrın hakkı olan insan hep bizim yüreğimizde olur. Önce doğanın gücü, çok özel bir güçtür bu güç. Ve bu gücün mutlak olması. Ha diyeceksiniz ki ama dünya öz kelamı kodladı mı ki mutlak olsun? Dümene ilmi oturttuğumuz andan itibaren bu dünya kendini, kelamını ve hasatını kontrollü olarak kayıtlamış bir planettir. Dendi ki dünyayı kontrol etmek gerekli midir? Gerçek insan dünya olup geçip geldi. Dünya mutlaktır ve hologramın çok farklı bir tohumudur. Ama hologram olan bu tohum kodlama yaptığında artık kaynak olur. Dede Korkut derler hep. Dede Korkut canlarım. Hep onu zikrederim. Farkındasınız. Neden bilir misiniz? Eli görevimizde var da ondan. Burada hep. Hep bizimle çalışır. Geçmiş zamanda kök gerçekliğini dilledi ve kodlamalar yaptı. Ve verdikleri insanlığa hep kodlanmış ışık halinde indi. Ve dünya nuru olarak çalıştı. Fatih ekmeğidir o. Ama hakim olan bir ekmektir. Değer biçmeyiz ona. Çok güçlü bir kaynaktır o. Ve burada olması bizi mutlandırmaktadır. Hediye dağıtır yaşama. Der ki öz gerçekliğinizi hak edin. O deyin. Hediyelerinde yarınlar var. Yaşamlar var. Hakkın hakikiyetin nefesleri var. Ve o büyük kötülükleri öz gerçeklikle engeller. Dünya nurdur. Bunu da hep söylerim. Peki bu nur neden göz değilse öz de değildir? Ama göz olduğunda öz olur. Çünkü dünya fukara bir yaşam kalemi değildir. Gerçektir. Ve görevi kontrolludur. Olgun sahraların gücüyle yaşar. Eğer o sahralar gerçek olaylarıyla kodlama yapmasa bu yaşama, düzeni kurma imkanımız olamaz. Çok ölü, çok yaşanır, yaratır, planet gezdik. Bilir misiniz? Ben dünyaya önce öz gerçekliğimi, sonra görevimi dilledim. Ama gezdiğim yerleri hiç anlatmadım. Dünyanın karanlıktaki ışığını da gördüm. Ama aydınlığını da dilledim ve bildim. Oralarda ne var bilir misiniz o planetlerde? Sahralar var. Her yerde sahralar var. Her sistem kelam olur oralarda. Ama mutlak da olur. Çünkü ruhlar var. Dünya kuran olsun diye yapılan bu çalışmalarda ruh oluşmamıştı. Ve kontrol kurulmamıştı. Ama biz düzeni kuralım diye görevimizi hak edip dilledik dünyaya. Ve dünyanın ruhunu kodladık. Eğer bu planete ruh kodlanırsa kayıt ilim olacaktı. İlim kodlanır, mutlak olur ama ruhsuz ilmin kalemi olmaz. İşte bunun içindir ki bu dünyanın öz gerçekliğini kodlamalıydık. Ve gerçek çalışmayı başlatmaya geldik. Daha önemli bir bilgi de dünya dışı varlıkların dünyayı kodlama çabaları. Bunu kimse bilmiyor. Sanırsınız ki sizi dinleyen yok. Hepiniz anlaşma gereği biliş kodlarısınız ve dünyaya görevli olarak gönderildiniz. Ama bu dünyayı anlayabilmeniz bu dürümde hakim olmanızla mümkündür. Çorba pişer dedim. O çorbada levhi kayıtlar olur dedim. Her şey olur ama has insanlıkla olur bunlar.
has insanlık oluşmamışsa yaptığımız çorbanın hakikiyeti de yoktur ve oluşmaz. Canlarım, dünü öz gerçekliğinizle dinleyin ki yaşamı kodlayın dedim hep. Dünde ne var? Kontrol var. Her şey kontrol altına alındı. Dünün görevi imparatorluğun kübra olan kelamıylaydı. Ama bugünün görevi mutlak olan Kur'an'ladır. Bizler bu dünyaya gerçek ekmeğimizi getirdik. Bu ekmek insanlık ekmeğidir. Ve bu dünyaya biz bu ekmeği kodluyoruz. Eğer bu dünya bizi dinlerse mutlak olacak. Eğer bu dünya bizi hak ederse dürümlere ilim olacak. Geri çekilişini yapacağız. Ama bu dünya bize anlatabilir mi? Bu bilgileri hak edip dinleyebilir mi? Mutlaka anlayacak ve dinleyecek. Ama şimdi mi? Hayır. Çok